Summers in Miami can be hot. I'm told the humidity makes it feel hotter. Why is this? Güzel soru Lebron. İlk önce nem oranı dediğimizde insanların aklına ne geliyor ona bakalım. Meteoroloji Müdürlüğü'nden açıklanan hava durumunu dinlerken veya insanlar konuşurken bugün hava çok nemli gibi bir laf duymuş olabilirsiniz. Bu hakkında konuştuğumuz nem, bağıl nemdir ve çoğunlukla bir yüzdeyle gösterilir. Şimdi farklı yüzdelerdeki, farklı yüzdelerdeki bağıl nemin ne anlama geldiğini biraz düşünelim. Bunu bir skala, bir değer çizelgesi üzerinde göstereceğim. Alt limit olarak elimizde yüzde sıfır olsun. Üst limit olarak da yüzde yüz bağıl nem olsun. Hava her türlü koşulda bu skalanın iki ucu arasında bir nemlilik değerine sahip olacak. %0 nem oranında hepimizin anlayabileceği gibi hava içerisindeki su buharı oranının ya da ölçülebilir değerin 0 olduğu söyleniyor bize. Yani kısacası havada su buharı yok demek. Eğer bu durumu moleküler boyutta inceleyecek olursak ne olacak? Şimdi çizelim buraya. Buradaki kahverengi tanecikler deri moleküllerimiz olsun. Ve buradaki yeşil beyazlı moleküller de bizim su moleküllerimiz. Su molekülleri Yeşiller oksijen, beyazlar hidrojen. Bunlar bizim derimiz üzerindeki ter olabilir veya derimizin üzerinde başka su molekülleri olabilir. Bunlar tabii ki sıvı haldeler. Bu sarı kesik çizgiler de moleküllerin arasındaki hidrojen bağlarını gösteriyor. Hidrojen bağları çok güçlü bağları olmadıkları için bu moleküller birbirlerinin üzerinden kayarak hareket edebiliyorlar. Bu yüzden akışkanlar. Daha önce terlemenin bizleri nasıl serinlettiği ile ilgili konuşmuştuk. İsterseniz bu konu üzerinden ne kısaca geçelim. Ne zaman bir maddenin, bir objenin sıcaklığından bahsetsek, unutmayın, ısı değil sıcaklığından bahsedecek olursak, biz bu maddeyi oluşturan moleküllerin ortalama iç enerjisine göre bir tanımlama yaparız. Molekülleri teker teker inceleyecek olursak, hemen hepsinin farklı bir iç enerjiye sahip olduğunu görürüz. Ama daha önce de biraz önce söylediğim gibi biz bu ortalama iç enerjiye bakacağız. Bu su molekülü şu yönde hızlıca hareket ediyor olabilir. Ama buradaki molekül ona göre çok daha yavaş bir şekilde bir hızla şu yönde hareket ediyor olabilir. Hatta bu molekülle süper hızlı bir şekilde şu yöne gidiyor olabilir. Bu molekül arkadaş da başka bir yere gidiyordur. Buradaki suyun sıcaklığı hakkında konuşmaya başladığımızda ise buradaki ortalama kinetik enerjiye bakacağız. Mesela bu molekülle bu tarafa doğru dönüyor olabilir. Diğeri öbür tarafa dönüyor olabilir. Buradaki de belki kendi kendine titriyordur, titreşiyordur burada. Neyse, biz şimdi terlemenin nasıl işlediğine gelelim. Tüm moleküllerimizin de bir sıcaklığı var. Bunların hepsi farklı yönlerde hareket edip birbirleriyle çarpışıyor olabilirler. Bu süreçte üzerlerindeki su moleküllerine de çarparak kinetik enerji aktaracaklar. Bu su molekülleri de birbirlerine çarpacaklar. Bu çarpışmalar sırasında esnasında en yüksek enerjiye daha doğrusu yeterli kinetik enerjiye sahip olan su molekülleri bulundukları öbekten, gruptan kaçarlar. Yani sıvı halden gaz haline geçerler. Mesela diyelim ki buradaki su molekülünün gerçekten çok fazla kinetik enerjisi var ve bu yönde gerçekten çok hızlı bir şekilde hareket ediyor. Diğer su moleküllerinin çekim kuvvetinden kendini kurtarabilecek kadar çok kinetik enerjisi var. Artık bu molekül sıvı halinden çıkıp sıvı halden çıkıp gaz haline geçiyor ve su buharı oluyor. Yani artık havaya karışmış oluyor. Dışarısı yüzde sıfır nem olduğu için de bu molekül rahatlıkla buradan kopabiliyor. Eğer en yüksek kinetik enerjiye sahip olanların bu sistemi terk edebildiğini, terk ettiğini göz önünde bulundurursak, sistemin ortalama sıcaklığının düşeceğini söyleyebiliriz, değil mi? En sıcak molekülleri buradan kaybettiğimizi söyleyebiliriz. En sıcak moleküller buharlaşma aracılığıyla buharlaşma sayesinde sistemden çıkıyorlar. Yani havadaki nem oranı düşükse buharlaşma çok daha kolay ve hızlı. Buna ek olarak nem oranı düşükken çok daha rahat serinleyebiliyorsunuz. Buz kalanın sağına doğru ilerledikçe havada daha da fazla su molekülümüz olur. Ve diyelim ki havada şimdi daha fazla su buharı var. Havada daha fazla su molekülümüz, daha fazla su buharı olduğunda yine derimizin üzerinden ayrılacak bazı su molekülleri olacak. Ama artık havadaki bazı su molekülleri de derimiz üzerinde yoğunlaşıp derimiz üzerinde su oluşturabilir, değil mi? Yine net bir buharlaşma olacak fakat bir önceki durumdaki kadar fazla değil. Zira su buharının bir kısmı buradaki su molekülleri tarafından tutulabilir, bu durumda da buharlaşma hızımız düşecektir. %100 nem oranına geldiğimizde ise Tabi buharan havanın basıncı ve sıcaklığına da bağlı. Havada o kadar çok su buharı olacak ki buharlaşma hızı, buharlaşma hızımız çok daha düşük olacak. Tamamen sıfır olmaz, olamaz. Kinetik enerji dolayısıyla bir miktar buharlaşma her zaman tabii ki olacak. Ama aynı zamanda oldukça önemli miktarda su buharda yoğunlaşıp suya geri dönüşecek. Atmosferdeki bu su molekülleri de derimiz üzerindeki su damlacıkları içerisine hapsediliyor diyebiliriz. Yani bu noktada yüzde yüzde net buharlaşmanın sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Hava doygun durumda. Net buharlaşma sıfır. Bu noktada terlememizin hiçbir anlamı kalmıyor. Net buharlaşma yapamıyoruz. Artık yüksek enerjili partikülleri atamıyoruz ve bu sebeple terleme ile sağlanan serinleme de oluşmuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığım bu grafiğin adı sıcaklık endeksi. Bağıl nem oranı arttıkça, burada bize yüzde 5'ten yüzde %95 95'e kadar olan kısım verilmiş, ki bu oldukça geniş bir değer aralığı. Diyelim ki gerçek sıcaklık 30 derece, havadaki bağıl nem oranı da yüzde 5 biz havayı 28 derece gibi hissediyoruz. Ama nem oranı %95'e çıktığında ise hissedilen sıcaklığımız 42 derece oluyor. 14 derecelik bir fark. Bu sadece duyularımızla yani rahatsız hissetmekle ay bugün çok sıcak oldu, rahatsız oldum demekle ilgili bir olay değil. Bu bizim sağlığımızı da etkileyebilir. Çünkü vücudumuz dışarı sıcaklık atamadığında, yani terleyerek kendisini soğutamadığında vücudumuzdaki enzimlerin çalışması da tehlikeye girebilir. Dikkat. Kendinizi ferah tutun.